Herkese merhaba dostlarım, bugün yepyeni bir direksiyon videosundan selamlar. En sonunda bitti arkadaşlar. Önce ETS'ye deneyeceğim, sonra Assetto'da da deneyeceğim. Çok mutluyum, tam istediğimiz gibi oldu mesela. Şu anda vitesi daha takmadım. Vites bölümü geldiğinde göstereyim. Şimdi sadece ufak bir, hele bir, hani video tadında olsun ne var ne yok mesela. Şöyle dönelim buradan. Mesela kaldırma çıkarken titriyor. Direksiyon tepki alabiliyoruz. Tamam mı? Ondan sonra İnerken gene aynı şekilde. Geri toplamayı kendi topluyor mesela şuradan. Bir dönüşü yapacak bir yer olsaydı dönerdik. Geri toplamasını da gösterdim size. Aa, mesela bakın şuraya girelim. Toprağa. Bak. Çok hoşuma gidiyor artık. Hani tamamen böyle çok ince, bakın çok ufak hareketlere kadar her şeyi algılıyor. Ve döndürelim mesela direksiyonu. Hop, kendi kendine geri dönüyor, topluyor. Ondan sonra başka ne yapıyor diyebilirim. Şuraya çıkalım, bakın kaldırıma çıkacak, bozuk kaldırım. Görüyorsunuz mu nasıl titriyor? Bütün titreşimini yaptık, her şey var şu anda, çalışıyor. A'dan Z'ye bütün özellikleri çalışıyor. 900 derecede kendini şöyle göstereyim. Hop, kilitleyebiliyor, bakın. Kilitledi. 900 derecede kilitledi. Öbür tarafa toplayalım, döndürelim. Hop, kilitledi kendini. Her şey yaptık. A'dan Z'ye şu an her şey çalışıyor. Yani ETS2 artık bizim için çok güzel bir oyun haline geldi. Tüm sensitivleri, yoldaki hissiyat falan şu an her şeyi alabiliyorum. Bakın yol bozuk ya mesela. Ona kadar hepsini hissedebiliyorum. Bu da tabii çok güzel bir şey benim için. 10 numara ya hissiyatı şu anda. Yani yeniden sevdim bu oyunu. Assetto'da geri toplaması falan hepsi 10 numara. Orayı daha sonra göstereceğim. Önce biraz şurada gezeyim. Mesela şuraya çıkalım, bakın. Aa, buraya çıkılmıyor ki, ben buraya niye çıkıyorum? Ah, geri vitesi de şimdi. Aa, kendi kendine geliyor. Ben şuraya kaldırıma çıkayım, bak bak şimdi. Hop. Hepsini tek tek böyle hissettiriyor. Of. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben kasnağı küçük kullanmıştım. Biraz deneyeceğim bunu. Baktım hoşuma giderse bu kasnakla devam edeceğim. Hoşuma gitmezse, daha sert bir tepki istersem kasnağı da farklı bir modelle değiştireceğim. Onu da söyleyeyim. Yani şu bir anda hızlı dönerken falan direksiyonu böyle sertliği falan hepsi var arkadaşlar. Hani döndürmüyor. Zorluyor sizi böyle. Ben şu an biraz ayarları kıstım. Çok ses yapıyor. Daha masayı sabitlemedim. Sabitlemediğim için de vurabiliyor, böyle titretebiliyor. Bu da kötü oluyor ses bakımından. Burası nereye gidiyor bilmiyorum ama bir girelim bakalım at yola. Bak, bir turlayalım, sonra şeye geçeceğiz. Assetto'da geri toplamasını falan göstereceğim. Assetto zaten çok daha güzel oldu. Yani zaten ben onun için yapıyordum. Assetto'da toplaması için, sırf yanlayabilmek için. Her şey fevkalade oldu yani. Yapmak isteyen arkadaşlar an itibariyle yapabilirler. En kısa zamanda da zaten ilk direksiyonu yaptığım şekil, neyi nasıl bağladığıma kadar, sonra pedallar, sonra H vites ya da sıralama değişebilir. İlk pedalları gösterebilirim çünkü pedalları çok kişi soruyor. İlk pedalları gösteririm, sonra H vitesi gösteririm. Sonra da şeyi gösteririm. Mesela buradan dönerken şöyle çok fazla döndüremiyorsun. Hani bu ESP mi ne diyorlar ya, devreye giriyor tırlarda. Ona kadar hepsini hissettiriyor size. Bir şeyi yapmadım. Şu motoru soğutmak için bir şey eklemeyi unuttum. Onu da yapacağım en kısa zamanda. Buraya da bir fan koyacağım. Bir motor soğusun. Uzun süre oynamadan motor ısınabiliyor. Sıkıntı yaratıyor uzun sürede. Burada bir şey olmaz da uzun sürede motor ısınması biraz sıkıntı yaratabilir. Ama an itibariyle artık aralıksız bir şekilde oynayabiliriz. Mesela bir aracı çarpayım. Çarpışmayı kapatmıştım ama. Evet, çarpışmayı kapatmışım. Ya da fazla şey yapmasın diye, ses çıkartmasın diye çarpışmayı kapatmışım. Çünkü çarpışmada çok büyük bir force feedback veriyor. Geri tepme veriyor. Ne bileyim. Kötü. Şöyle ayarlarda da göstereyim. Ne kadar sens şey çalıştı. Kontroller miydi? Aynen, kontrol. Bakın. Direksiyon, bakın. Ne kadar küçük hassas ölçümler alabiliyorum. Mis ya. Abi 10 numara ya. Döndürmemi engelliyor. Gazı istediğimiz kadar, gene fren de aynı şekilde. Debriyajı ayarlamış mıyız? Debriyajı da ayarlamışız. Her şey efsane ya.
Çok iyi. Şimdi bir de Assetto'yu deneyelim diyorum. Bir de Assetto'da görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir de Assetto'ya gireyim dedim. Assetto'da deneyeyim dedim de Assetto'da bir dakika kameramızı şöyle bir önce ayarlamam lazım. Kameramız. Vallahi. Oh, GT 86'yı süreceğim. Çünkü drift yapmayı göstereceğim. Yani toplamasını falan göstereceğim ve Assetto'da en güzel drift yapan araçlardan biri bu olarak biliyorum ben. Elite'nin soyadı diye geçiyor. Ekibin modlarından. Yaklaştıralım. Kafayı da kaldırdık mı? Tamam. Bak şimdi. Sesimizi bir alalım. Force %50'de şu anda. %100 yapmayacağım. %100 yapınca çünkü sallanıyor. Masa sallıyor ve büyük sıkıntılı sesler çıkartabiliyor. Şurada bir virajda bir döneyim de bırakacağım direksiyonu elimden. Hani nasıl döndüğünü siz görün diye. Hafiften ben açıyı vereyim. Oluştur. Lan yanlayak dedik, yanlayamadık gene be. Nerede yanlayalım? Ha şurada yanlayalım. Hemen küçük bir haritaya girdim. Drift map'ine girdim göstermem. Bu sadece gösterme amaçlı bir video arkadaşlar. O ama şimdi şöyle bir şey var. Tabii biz yanlamayı daha hiç çözemedik. Ben yaptım. Bir gün takıldım azmış böyle. Bir yarım saat falan takıldım. Ondan sonra direkt dedim ki hadi videosunu çekeyim. Keşke biraz antrenman yapsaydım. Benim kamera gene gitti. Bugün başta artık neyse. Olsun o kadar. Şöyle beni zorlamıyor şu anda. Hani onu söyleyeyim, o kadar yüksek bir güç almıyorum. Bunun sebebi kasnak sistemimde. Hayda, ben neyi yanlış yapıyorum ya? Bu falan. O varmış durum. Bakın mesela. Her türlü direksiyon hareketi kendi yapıyor şu anda. Bıraktım. Tamam mı? Yani hiçbir sıkıntısı yok şu anda. Kendi kendine dönüyor. Hani direksiyon. Yani çalışıyor. Force feedbacklerimiz çalışıyor. Hem direksiyon ve hem ETS'de hem burada. İkisine de çalışıyor aralıksız bir şekilde. Güzel bir şekilde. Vitesimiz de çalışıyor. Vitesimizi şu anda bir yere sabitleyemediğim için göstermiyorum. Sabitleme demiri daha gelmedi. O da en kısa zamanda gelecek. O da geldikten sonra onunla da güzel bir video çekeceğiz. Bir dakika şöyle biraz daha basit bir attırsam ne olur. 72 yaptım. Ya çok iyi. Bana şey biraz nasıl diyeyim? Gaz falan yeni ya, daha baz ayağı kullandım ya, ondan bırakması zaman alıyor böyle, hemen vakumluyor da geri bırakması zaman alıyor. Oh, nasıl 10 numara oldu ya valla. Yani artık hafiften yanlayabilirim diye düşünüyorum da biraz antrenman şart tabii yani. Çat diye tuttu. Şeyde tam kaydı spin attı ya. Orada teker bir çat çat yaptı. Böyle elimi bir tık tık zorladı. Sonra geri yerine oturttu. Ama kasnağı değiştirmem gerekiyor. Kasnak çünkü güç. Yani nasıl diyeyim? Zorlaması amaçlı beni. Kasnak şart değişimi. O da değişecek en kısa zamanda. Ve biraz daha gezeyim. Allah. Ulan. Benden driftçi olmaz. Ama çalıştığını göstereyim dedim ben de. Hatta biraz daha force bir yaptıracağım lan. Bak ilk defa %80'e kadar çıkarttım. Çarpınca tepki alıyor mu diye soranlar için de. Onda da tepki alıyor, hiç sıkıntı yok. Hatta direkt karşı duvara çarpayım. Ulan inşallah çok büyük tepki vermez. Yani belli olmuyordur büyük ihtimal. Kamera, telefonun kamerası o kadar pek iyi değil şu anda. Yani her bakımdan. Ama titriyor. Umarım orada da gözüküyordur. Tabii gidip de şimdi komple titreyen bir şey yapmadım. Yani bu da belli bir güç veriyor. Ha, komple titreyen yapmak isteyenler için de şöyle bir önerim var. Ben 20'ye 20 kasnak kullandım. 20'ye en az 100 kasnak kullanırsanız daha güçlü bir şekilde yapabilirsiniz. Ben yakında V3 dediğimiz kısım var yani. Onu yaptığımda ya çift motor kullanacağım ya da buraya 150
İlk dişli kullanacak. İlk dişli kullandığında siz düşünün aslında nasıl bir güce sahip olacağını. Bayağı güçlü olacak. Umarım onu da en kısa zamanda yaparız V3'ü. Yani V3'te ne değişecek derseniz motorun kuvveti bayağı. Yani direksiyon topluyor mu diyenler için evet topluyor, bırakıyor zaten şeyde. Hız görün diye. Toplaması bakımından sıkıntısı yok şu an. Yani Assetto da topluyor. ETS'de de geri topluyor. Geri beslemesi falan da çalışıyor. Ben config'li herkes yapmış. Ben EMC kullandım arkadaşlar. Onunla yakında yapım videosunu çektikten sonra onu da buradan duyuracağım. Orhan Kökbudak abim kendi kanalında yazılımını gösterecek. Çünkü yazılım biraz karışık. Ben bana yaptı. Ben o kısmı ezberleyemedim. Arduino değil de EMC üzerinden olduğu için pek bulamadım nasıl yapıldığını. Tabii. Toplatayım dur. Şimdi 900 dereceye döndüğümüz için dönmüyor. Yani 600 almam lazım. Unuttum 600 almayı. 600 alınca evet biraz daha iyi dönüyor. Çünkü biraz antrenman yaptı bir alan değil. Onda da 600'de oynamıştım. Bundan sonra kameramız da böyle olacak büyük ihtimalle arkadaşlar. Daha güzel oldu diye düşünüyorum. Biraz daha geniş açıdan ve böyle karşıdan bakıyormuş gibi oldu. Bunun sebebi koltuk kırıldı. Ben de bu bildiğiniz plastik koltuklardan vardı evde. Onunla oturuyorum. Ve daha güzel oldu. Çünkü direksiyon tutma aşaması falan böyle daha güzel oturdu. Eskiden şu alta ekliyordum direksiyonu. Koltuğu aşağı indiriyordum ama bu aşağı inmeyeceği için ki bu da artık yukarıda olduğu için böyle olacak. Yakında zaten odanın komple düzeni falan da değişecek. Ondan sonra aldığımız yerden devam edeceğiz bütün modlara falan. Şu hissiyat benim için çok önemliydi. Şu. Bu arada frene bastım ya sert bir şekilde. Direksiyon şöyle şöyle titredi. Ben yapmadım bunu. Kendi yaptı. Yeni fark ettim. Tekerlek kayınca da o oluyormuş. Onu bilmiyordum. Şu an çok güzel oldu ya. Vallahi. Evet arkadaşlar. Yayına gelen herkesin tekrardan teşekkür ederim. Bana destek veren herkese teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. En kısa zamanda detaylı yapım videoları da gelecek. Yani detaylı yapım videoları dediğim nasıl yaptığımı anlatacağım video gelecek. İlk pedallarda başlayacağım. Ölçülerin falan herkes sormuş. Onu da en kısa zamanda anlatacağım. Hani yani orada yaparken göstereceğim. Belki bu videodan sonra da onu yapmış olurum. Bilmiyorum şu an tam net yapacağım. Yani sıralamayı ama büyük ihtimal pedallardan başlarım. Ölçüleri falan vereceğim çünkü. Bazı öneriler sunacağım. Benim yaptığım hataları yapmayın diye. Öyle diyeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bana destek olmak için. Like atın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.